Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 11 ile kolay ve hızlı çarpmanın yöntemini göreceğiz. Arkadaşlar herhangi bir sayı 11 ile çok hızlı bir şekilde çarpılabilir. Üstelik bu çarpma işleminde sayılar birbiriyle çarpılmadan sadece toplanarak bu işlem yapılabilir. Çok basit bir işlem. Ve şimdi ayrıntılarını anlatmadan çözme hızımı görmeniz açısından arkadaşlar bir örnek göstermek istiyorum. Ve hemen bu işlemi yapıyorum. 9654 sayısını 11 ile çarpıyorum. Evet hemen iki sayının üzerine çizdim. 9 aşağı 15 elde var 1 dedim. 11 elde var 1 dedim. 9 ve 4. Evet arkadaşlar. Toplama işlemi yapıyorum. 4 aşağı indi. 9 aşağı indi. 1 5 bir daha 6. 9 bir daha 10. Evet. Çarpma işlemimiz bitti. Sonucumuz 106.194. Arkadaşlar hemen isterseniz bir sağlama yapalım. Sayımız 9.654'tü. 11 ile çarptık bu sayıyı. Ve sonucumuz gördüğünüz gibi 106.194. 106.194. Hızlı, kolay ve kesin sonuca çok rahat bir şekilde ulaştık. Dilerseniz bu yöntemin ayrıntılarını hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, sayımızın 11 ile kolay çarpımının şimdi ayrıntılarını görelim. Arkadaşlar, öncelikle soldan sağa doğru işlem yapacağız. Önce 9 ile, sonra 6 ile, sonra 5 ile ve sonra 4 ile. Yalnız burada unutmamamız gereken bir şey var. Sırası geldiği zaman önce 9'u daha sonra da yine sırası geldiği zaman 4'ü aşağıya alacağız. O nedenle ilk ve son rakamın aşağıya alındığını unutmamak için üzerlerini çizdim. Evet hemen başlıyoruz. 9'u aşağıya aldık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 9 ile 6'yı topluyoruz. 15. 15'in 5'ini yazdık. Ve 1'ini elde olarak 9'un altına yazdık. 6 ile 5'i topluyoruz arkadaşlar. 6, 5 daha 11. Ve hemen 11'in birini bir önceki hanenin altına yazdık. Şimdi 5 ile 4'ü topluyoruz arkadaşlar. 5, 4 daha 9. 9'u da buraya yazdık. Burada bir elde işlemi yok. Son olarak unutmamamız gereken şey neydi? 4'ü aşağıya alacaktık arkadaşlar. Hemen 4'ü aşağıya alıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bir toplama işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 4, 9 ve 1 aşağıya iniyor. 5 1 daha 6 diyoruz. 9 1 daha 10 diyoruz. Evet. 9654 sayısının 11 ile çarpımı 106194 sonucunu veriyor. Demin de sağlamasına bakmıştık arkadaşlar. Dolayısıyla gördüğünüz gibi herhangi bir çarpma işlemi yapılmıyor. Sadece aşağıya alma ve toplama işlemleri yapılıyor. Çok basit işlemler. Şimdi arkadaşlar farklı örnekler görerek isterseniz konuyu hep beraber pekiştirelim. Evet arkadaşlar 11 ile çarpma işlemini pekiştirmek amacıyla şimdi çeşitli örnekleri hep birlikte yapalım. Öncelikle 24 ile 11'i çarpıyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk ve son rakamı aşağıya alacaktık. O nedenle onların üzerine çizdik. Hemen yapalım arkadaşlar. 2'yi aşağıya aldık. 2 ile 4'ü topluyoruz. 6 ve son olarak 4'ü aşağıya alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çarpımımız 264. Evet hemen 345 ile 11'i çarpalım arkadaşlar. İlk ve son rakamın üzerine çiziyoruz. Aşağıya alacağız onları. 3'ü aşağıya aldık arkadaşlar. 3, 4 daha 7. 4, 5 daha 9. Ve 5'i aşağıya almayı unutmuyoruz. Evet. Çarpımımız 3795'miş. 4265 rakamı 11 ile nasıl çarpılır? İlk ve son rakamın üzerine hemen çizdik arkadaşlar. Hemen 4'ü aşağıya alıyoruz. Bunu unutmayacağız. 4 2 daha 6 2 6 daha 8 6 5 daha 11. Elde var 1. 1 önceki hanenin altına yazmayı unutmuyoruz ve 5'i aşağıya almayı unutmuyoruz. Evet, şimdi burada bir toplama işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 5 aşağıya indi. 1 9 6 ve 4. Sayımız 46915'miş. Evet arkadaşlar şimdi 54585 sayısını 11 ile çarpıyoruz. İlk ve son basamağın üzerini çizdik unutmamak için. Arkadaşlar 5'i hemen aşağıya aldık. 5 4 daha 9. 4 5 daha 9. 5 8 daha 13. Elde var 1. Bir önceki hanenin altına yazdık. 85 daha 13 dedik arkadaşlar yine onu da buraya yazdık ve yine elde var biri bir önceki hanenin altına yazdık. 5'i aşağıya almayı unutmuyoruz. Burada yine arkadaşlar bir toplama işlemi yapmamız gerekiyor hemen toplamamızda yapalım çok kolay bir işlem gördüğünüz gibi 5 aşağıya indi arkadaşlar 3 aşağıya indi 3 1 daha 4. 9, 1 daha 10 elde var 1. 9'a elde var 1'i ekledik. Burası da yine 10 oldu. Yine elde var 1. 5, 1 daha 6. 600.435. Burada da yine 6 haneli bir sayıyı 11 ile çarpıyoruz. Gördüğünüz gibi sayılar gittikçe büyüdü ama çarpma işlemi çok da zorlaşmadı. Hemen arkadaşlar ilk ve son basamağın üzerine çiziyoruz. 6'yı arkadaşlar burada aşağıya aldık. 6 0 daha 6, 0 2 daha 2, 2 5 daha 7, 5 9 daha 14. Elde var 1, bir. elde 1'i bir önceki hanenin altına yazdık. 9 2 daha 11 arkadaşlar. Yine elde var 1, 11'i yazdık, elde var 1'ini de yazdık. Ve arkadaşlar en son 2'yi aşağıya almayı unutmuyoruz. Burada yine arkadaşlar toplama işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 2 aşağıya indi. 1 aşağıya indi. 4, 1 daha 5 arkadaşlar. 7, 1 daha 8. 2 aşağıya indi arkadaşlar. 6 aşağıya indi ve yine 6 aşağıya indi. Sayımız da 6.628.512 şeklinde çıktı. Evet son örneğimizde de arkadaşlar 456.879 sayısını 11 ile çarpıyoruz. Hemen ilk ve son basamağın altını çizdik aşağıya almayı unutmamak için. Arkadaşlar 4'ü aşağıya aldık. 4, 5 daha 9 elde yok. 5, 6 daha 11 elde var 1. Bir. bir önceki hanenin altına yazdık. 6, 8 daha 14 arkadaşlar elde var 1. Bir. bir önceki hanenin altına yazdık. 8, 7 daha arkadaşlar 15 elde var 1. 7, 9 daha 16 elde var 1 arkadaşlar. Ve ne yapıyorduk? 9'u aşağıya almayı unutmuyorduk. Evet burada yine arkadaşlar bir toplama işlemi yapacağız. 9 aşağı, 6 aşağı, 5, 1 daha 6 arkadaşlar, 4, 1 daha 5, 1, 1 daha 2, 9, 1 daha 10, 0'ını yazdık elde var 1 ve 4, 1 de elde 5. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemlerimizi yaptık. Şimdi isterseniz hemen sağlamalarını yapalım. Acaba bu işlemleri doğru yaptık mı? 24 çarpı 11 arkadaşlar. 24 çarpı 11 hemen eşittir. 264 rakamı doğru. Bunu temizleyelim. 345 ile 11'i çarpmışız. 345 çarpı 11. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 3795 işlemimiz doğru. 4265 rakamını arkadaşlar 4265 rakamını 11 ile çarptık ve sonuç arkadaşlar 46.915 46.915 burada da doğru bulmuşuz yine hesap makinemizi temizleyelim 54.585 54.585 rakamını arkadaşlar hemen 11 ile çarptık ve gördüğünüz gibi sayımız 600.435 çıkmıştı o da doğru arkadaşlar Son iki işleme geçtik. Onların da sağlamasını yapalım. 600-2592 600-2592 çarpı 11 dediğimiz zaman sonuç arkadaşlar 6.628.512 doğru. Ve son olarak arkadaşlar 456.000 hemen yazalım onu da 456.879 rakamını 11 ile çarptığımız zaman Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 milyon 25.669 çıktı. Yaptığımız bütün işlemler doğru. Hızlı bir çarpma arkadaşlar. Kolay bir çarpma. Çarpma yapmadan sadece toplama yaparak bir işlem gerçekleştiriyoruz. Bence arkadaşlar 11 ile çarpma ile karşılaştığınız zaman bu işlemi çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Çok kesin bir işlem. Aldatıcı bir sonuç asla çıkmıyor. Dolayısıyla bu işlemi mutlaka iyi öğrenelim arkadaşlar ve hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.